demektir. Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Mehdi aleyhisselam hayatta. Benliğime hakim olan zata yemin ederim ki, Meryem'in oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O, haçı kıracak, haça tapınmayı kaldıracak, domuzu öldürecek, domuz eti yemenin haram olduğunu bildirecek, cizyeyi kaldıracak. Mal çoğalacak ki kimse onu kabul etmeyecektir. Kur'an ayetleri ve Peygamberimizden rivayet edilen hadislerden ahir zamanda olduğumuz Hazreti İsa aleyhisselamla Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde yaşamakta olduğumuz anlaşılmaktadır. Dünyanın kurtuluşa ermesine vesile olacak olan iki kutlu ahir zaman şahsı Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Mehdi aleyhisselam yeryüzündedir ve faaliyetlerine devam etmektedirler. Hazreti İsa aleyhisselam zuhur ettiğinde bizzat kendisi Hristiyanlara üçleme inancının ne kadar büyük bir yanılgı olduğunu anlatacaktır. Allah'ın oğlu olmadığını, kendisinin de diğer tüm insanlar gibi Allah'a muhtaç, aciz bir kul olduğunu Hristiyanlara kendisi söyleyecektir. Allah'ın son vahyi olan ve bozulmadan günümüze kadar muhafaza edilmiş olan Kur'an'a tabi olacak ve tüm Hristiyanları Kur'an'a davet edecektir. İşte o zaman Hristiyanların tümü Kur'an ayetlerine iman edeceklerdir. İmam Rabbani Hazretleri bu durumu şöyle haber vermiştir. Hazreti İsa aleyhisselam gökten inecek ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet, yani onun ashabından olacak, onun şeriatına uyacaktır. Allah'ın izniyle, ayette belirtildiği gibi, Hazreti İsa aleyhisselam ölmeden önce, Hristiyanlardan ona inanmayacak kimse kalmayacaktır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun, kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahit olacaktır. Hazreti İsa'nın Allah katından dünyaya yeniden gönderilecek olması kuşkusuz insanlık tarihi açısından ilahi bir müjdedir. Allah tüm insanlığa şu anda hayatta olan Hazreti İsa'nın o güzel, nurlu, muhteşem cemalini gösterecektir. 2000 yıl aradan sonra büyük bir coşkuyla, sevgiyle karşılayacağımız Hazreti İsa aleyhisselamın tüm insanların karşısına çıkacağı, zuhur edeceği günler çok yakındır. Hazreti İsa aleyhisselamın alametlerini, yeniden yeryüzüne gelişini haber veren ayetleri, ilgili hadisleri ve Üstad Hazretlerinin konuyla ilgili sözlerini belgesel serimizin 4. bölümünde detaylı olarak inceleyeceğiz inşallah. Asr-ı Saadet'ten sonraki dünyanın en önemli devri şu anda yaşanmaktadır. Bu, iman edenler için çok güzel ve çok heyecan verici bir müjdedir. Dünyanın içinde bulunduğu her cümerç, yani kargaşa, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın faaliyetleriyle son bulacaktır. Dünya, Asr-ı Saadet döneminin neşesinin, bolluğunun, mutluluğunun, sevincinin ve coşkusunun yaşandığı altın çağı kucaklayacaktır. Altın çağ, bütün savaşların sona erdiği, bütün insanların huzur ve barış içinde yaşadığı, suçların ortadan kalktığı, açlık, sefalet, korku, zulüm gibi tüm belaların yok olduğu, tüm silahların eritilip yok edildiği, savaşların olmadığı mutluluk çağı olacaktır. Bu kutlu dönemde tüm ilahi dinler bir arada, kardeşçe ve dostluk içinde yaşayacaklardır. Altın çağ, tüm dünyanın toplu olarak en büyük rahatı ve huzuru bulduğu saadet dönemi olacaktır.